Merhaba sevgili ikizler. Selamlar sevgili ikizler. Nasılsınız, iyi misiniz? Astroloji Haber Merkezi bilinçokuru aynı şekilde çalışmalarına devam ediyor. Evet, ikizler burcu için dost ve kardeş evet. Bir koç burcunda tutulma var. Evet. Belki değişken gruplar bu kadar sert açılar almıyorlar. Ne dersin, güzel bir dönem. Arkadaşlar, dostlar, aşk, sevgili ilişkileri, gökyüzünde aşk var. Sevgili ikizler, aşk, 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 sevgili ilişkileri. Biraz problem olsa da, biraz sıkıntılar olsa da, biraz gerginlikler olsa da, çocuk, aşk, şans, bu doğum haritanızdan tabii ki tabanıyla da alakalı ama gökyüzüne gerçekler bunlar var. Evet Demet, neler var? Evet sevgili ikizler, Nisan ayına hızlı giriş yapıyoruz. Koç burcunda doğan Uranüs etkili yeni ayla beraber. Size destekleyici bir açısı var. Her ne kadar sert görünümler olsa da ikizler için belki hayatlarına biraz daha hareket getirebilir. Tabii. Yeni tanışmalar, sosyal çevrede bir hareketlilik, işle bağlantılarla ilgili belki yeni fırsatlar, yeni projeler gündemde olabilir. Mars'ın retro hareketi şu sıralarda ikizleri belki aşk hayatları, flörtler, çocuklarla ilgili konularda biraz etkiliyor olabilir. Biraz eskiye dönüşler, gözden geçirmeler ikizler burcunda daha fazla olabilir. Yarıda kalmış aşklar yeniden başlayabiliyor. Evet. Yani biraz da 15 Nisan haftası. Mesela bak 4 Nisan olabiliyor o ani. 2 Nisan ani haberler gelebiliyor. Bir arkadaş grubu, kalabalıklar olacak. Yani ikizler Nisan ayına etrafında bayağı kalabalık geçirecek. Ve o kalabalıklardan eski bir sevgili, eski bir arkadaş, eski bir aşk. Teraziden geliyor çünkü. Mesela teraziden geliyor ve Venüs de balık burcuna giriyor. Onun yöneticisi eski bir iş arkadaşı veya eski bir iş yeri arkadaşı veya eski bir üniversite arkadaşı aşk hayatıyla ilgili yeni bir başlangıca girebilir. Evet. Ama doğum haritasında eğer Mars veya Venüs retro ise olumludur. Değil ise olumlu değildir. O zaman ne yapacağız? Bilinçokur Astroloji Merkezi'nin nöbetçi astrologlarına acaba Venüs'üm retro mu, Mars'ım retro mu diye soracağız arkadaş. O zaman neden bu gelen ilişki bizim için doğru mu değil mi göreceğiz. Çünkü astroloji bir fortune teller değildir. Falcılık değildir. Tabii. Bu var ya böyle fal kafeler falan böyle sağda solda önüne gelenler. Ben astroloğum çünkü diyor. Gidiyorsun bir bakıyorsun adam diyor kurşun mu dökerim, tarot mu bakarım, astroloji mi, nasıl ya arkadaş falan. Kahve falı değil bu iş. Bu matematik. Bu da bize gösteriyor ki Mars'ın bu hareketi eski sevginin yeniden canlanabileceğini. Evet. Ne dersin? Evet. Tutulmalarla beraber özellikle 15 Nisan'da oluşacak terazi burcu ay tutulması bu tarzda etkiyi hızlıca gündeme getirebilir. Tabii çocuklarla ilgili konular yine hamilelik, doğum gibi konularda canlanabilir. 11-18 Haziran arasında doğan ikizler burçlara biraz gergin haberler gibi gelse de sonu iyi bitecek olaylar yaşayacaklar. Ama yine hamileliklerde biraz dikkatli olmak gerekiyor. Tabii ki hamilelikler, çocuk doğumu, aşıramalar bu ay yapılacak bazı sonuç alınamayan işlemlerle de karşılaşabiliriz. Ama unutmayın ki arkadaşlar, bu dönemlerde sorun yaşarsanız gökyüzü çok daha iyileşince çok daha güzel bir hamilelik, çok daha güzel bir bebişiniz elinize de gelebilir. Evet, 5 Nisan'da Venüs balık burcuna geçiyor ve ikizler burcunu kariyerleriyle ilgili alanlarda biraz daha yardımcı olmaya başlayacak. İşle ilgili, iş ve çalışma koşullarıyla ilgili güzel etkiler ve destekler özellikle 4 Mayıs'a kadar devam edebilir sevgili ikizler. 7 Nisan'da Merkür Koç burcuna geçiyor. Bazı seyahatler, iletişimler, toplantılar, organizasyonlar yine yoğunlaşabilir hayatlarında. 18 Nisan Venüs'ün Jüpiter'le üçgen açısı maddi gelirlerle alakalı güzel bir destek verebilir. Evet, ama bu mesela bak bu 18 Nisan gezegen döngüsü aslında kuzey paralelinden geldiği için Moskova. Moskova'da arkadaşlar, gençler, bekarlar, dostlar, St. Petersburg, Moskova, Irkutsk. Bu bölgede aşk ve sevgi ilişkilerinde daha büyük artış olur. Öyle mi? Kuzey enlemlerinden geliyor. Kuzey enlemlerinden gelince ama bu bölgede... Ama yapacaklar şimdi. İkizler erkeklerinin eşleri dinlerse bunu. İşte o kötü. İkizler erkeklerinin eşleri. Ya zaten Ukrayna'da tartışma var. Şu anda çatışma var. Zannetmiyorum gittiklerini. Evet. Ama St. Petersburg ve Moskova aşka, sevgiye ve mutluluğa hazır olun. Derim ben. Evet. Aylık... günlük haftalık burç yorumlarına izlerlerken 29 Nisan'da oluşacak
Boğa burcu evet. tutulması da son kez onları bir fiziksel güzelleştirir. Boğa burcu tutulması biraz kendileriyle ilgilenebilirler, içe dönebilirler ama gizli bir aşk falan da gündeme. Ya gizli aşk ortaya gelebiliyor. Venüs Satürn'ün yaşça büyük biri veya kendisinden evet. yaşça büyük küçük biriyle gizli bir aşk ama istikrarlı ve devam edecek. Ne evet. diyorum ben size? Evet. Yani kuzey, Türkiye'nin kuzeyinde etkiler. İstanbul, Trabzon, Samsun. Bu kuzey enlemlerini etkileyen bir gezegen döngüsü. Yalnız olanlar Türkiye'de durmasın. Biraz kuzeye yalnız gitsinler. Olanlar kuzeye gidin arkadaşlar. Yalnız olanlar kuzeye gidin. Keyifli bir döngüye gireceğiz. Şimdi arkadaşlar aylık, haftalık, günlük burç yorumlarında çeşitli şekillerde başınıza gelebilecek olayları daha fazlasıyla detaylı bir şekilde görebilirsiniz.